Peki biz uyarılarımızı yapıyoruz, insanlara ulaştırıyoruz ama önümüzde bir yerel seçim var. Yani insanların belediyelerden de bir takım beklentileri seçimler yapılacak ama ben belediyemden işte su arıtma işte suyun düzgün kullanılması ya da işte bir farkındalık oluşturulması böyle şeyler gündemimizde var mı? Siz de mutlaka konferanslarınızda dile getiriyorsunuzdur ya da belirli kimselerle görüştüğünüz zaman belediyelerin de mutlaka bu işe el atması gerektiği konusunda uyarılarınız oluyor mu? Şimdi öncelikle şunu bilmekte ya da düşünmekte fayda var. Hı hı. Şirketler ve kamu kuruluşları ki devlet ve belediyeler biz ne istersek onu yapıyorlar. Hı hı. Yani dolayısıyla biz istemeden onların kendi başlarına, akıllarına gelip bir iş yapmaları ihtimali çok yüksek değil. Evet. Biz belediyelerden e, temiz içme suyu istemedik bugüne kadar. Biz halimizden memnunuz dedik belediyede o kadar su getirdi bize. Biz dedik ya şu musluktan su aksın yeter. Belediyede musluktan akacak kadar su sağlıyor bize. Ha şu anda özellikle İstanbul'un çok ciddi bir su sıkıntısı var ve e, önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor İstanbul'da ve İstanbul'a su sağlayan e, havzaların tamamında dolayısıyla bu kriz gittikçe artacak. Bu sadece İstanbul'un değil, diğer bütün büyük kentlerin de benzer şekilde bir krizi ama biz başka şeyler istiyoruz belediyeden. Özellikle de politika belediye seçimleri içerisinde çok büyük rol oynuyor. Yani belediyenin getireceği hizmettense ya da o hizmetle ilgili bizim sorgulamamızdansa o belediye başkan adayının hangi partiden olduğuna bakıyoruz biz. Buna baktığımız müddetçe yani hizmete değil o hizmete veren veren kişinin hangi partiden olduğuna yoğunlaştığımızda sonuçta da şikayet etme hakkımız yok. Ha, herhangi başka bir partiden olacak olsa İstanbul'un su sorununa çözüm getirebilir mi? Hayır, ona da eminim. Yani çünkü bu partiler üstü bir konudur. Hangi evet. parti olursa olsun bu probleme korkunç eğilmek zorundadır. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi büyük şehirlerin sorunu nüfusun çok fazla olmasıdır. Yani hangi parti gelirse gelsin 18 milyonluk İstanbul'da su sorununu çözemez. Bu bir altyapı sorunu değil, insan sayısının fazlalığıdır. Dolayısıyla yani İstanbul'da olan bütün barajlarımızda su tutacak olsak, bu barajları genişletecek olsak İstanbul'un suyu yaklaşık 6-7 milyon kişiye yetiyor. Hı hı. Yağmur da düşmüyor İstanbul'a. Dolayısıyla belediyenin yapabileceği hiçbir şey yok. Devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada çözüm bütün Türkiye'nin kentleşmesini baştan gözden geçirmektir. Ve nerede yaşayacağımızı hani belki baştan belirlemektir. Aslında bu depremle ilgili çok fazla depremden sonra çok fazla konuşuldu işte daha eteklerinde mi yoksa düz ovalarda mı çok fazla tartışıldı çok fazla konuşuldu ama yine de dediğiniz gibi önüne geçilemeyen bir kalabalıktan da ziyade okulların açılması yerleşik düzen vesaire Kimisi işte kalabalık yerlerden kaçarken kimisi de maalesef tutunmak amacıyla bir takım yerlerine barınma sorunlarını yaşa barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Paris İklim Anlaşması imzalandı. Dünyadaki sıcaklığın bir buçuk derecenin üzerine çıkmaması için bütün ülkeler imzaları attılar ama bunu da maalesef önüne geçilemiyor. Son 143 yılın en sıcak yazını yaşadı. Yazdan dolayı işte yaşlıların dışarıda hayatlarını kaybettiklerini dünya genelinde gördük. Bundan sonrasında neler bekleniyor? Bu anlaşmaya benzer anlaşmalarda yine gerçekleşir mi? Gündeme gelir mi? Öncelikle büyük devletlerin sözlerini tutması gerekiyor. Evet. E, Türkiye dışında sözünü tutan bir devlet yok bu konuda. Bizim de sözümüzü tutuyor olmamızın sebebi verdiğimiz sözün çok yumuşak bir söz olması ve oldukça hmm. rahat tutuluyor olması. Ama bizim dışımızda ciddi ciddi elini taşın altına koyan ve bir şey yapan ülke yok. Yani bizim de yaptığımız söylenemez ama en azından verdiğimiz sözü tuttuk. Diğer ülkeler onu da hmm. yapmıyorlar. Bu nedenle de e, sıcaklık ortalamada bir buçuk dereceyi bu sene geçecek gibi duruyor. Ha bu sadece bir defa geçmekle olmaz sürekli olarak bir buçuk derecenin üstünde kalmamız gerekiyor. O da önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde artık sürekli olarak bir buçuk derecenin üstünde olacağımız kesinleşecek. Bu da devletler üstlerine düşeni yapmıyorlar demektir. Şimdi bir anlaşma daha yapacak olsak devletler gene üstüne düşeni yapmadıkları müddetçe kaç tane anlaşma yaparsak yapalım bir şey fark etmeyecek. Çünkü şu anda hiç kimse bu problemin ne derece ciddi olduğunu ve ne derece kötüye doğru gitmekte olduğunu fark etmiş değil. Ve devletler, insanlar, şirketler bunun ne derece kötüye gittiğini fark etmeden ciddi adımlar atılmasına çok kolay kolay imkan görmüyorum ben. Evet, e, hani benzinli araçtan motorine, motorinden elektrikliye ama hiç kimse de demiyor ki toplu taşımaya yönelin, e, bununla ilgili daha fazla çalışmalar yapın e, diye öneriler gelmiyor maalesef. Gelse de afaki kalıyor. E, son olarak e, biz de haberlerimizde veriyoruz. Her gün yeni bir e, terimle karşılaşıyoruz. Hücresel yağışlar vesaire diye. E, bununla ilgili önümüzdeki günlerde daha neleri duyacağız, neler öngörülüyor e, hem ülkemiz hem de dünya bazında? Şimdi insanlar bir şeyle karşılaştıklarında alışmadıkları buna yeni bir isim vermeye çalışıyorlar ama çok fazla yeni bir isim vermeye de gerek yok. Yani karşımızda olan şeyler normal doğa olayları. Biz bu doğa olaylarına bundan 100 sene önce ne isim verdiysek aynı isimlerle devam ediyoruz. Sadece bazı noktalarda biraz daha fiyakalı dursun diye kendilerini biraz daha bilgili olarak öne çıkarmak için bazı insanlar tarafından bazı terimler biraz daha ön tarafa doğru itiliyor. Ama dediğim gibi şu anda iklim değişikliğinin getirdiği şey bizim günlük hayatta yaşadığımız bütün hava olaylarının daha şiddetlenmesi, daha sıklaşması ve daha geniş alana yayılması. Yani bunun içerisinde özel olan bir olay yani hücresel yağış dediğiniz şeye biz genelde hani yazın sağanak yağış ama bu geldi geçti hızlı gelip hızlı geçen sağanak yağış diye hmm. tabir ettiğimiz şey hücresel yağış dediğimiz. Yani dolayısıyla yeni bir şey icat etmemize gerek yok. Zaten eskiden evet. beri olan felaketler bize fazlasıyla yeterli. Ha bir tek yeni oluşmaya başlayan işte bu Libya'daki Sorun gibi e, hmm. Akdeniz'de oluşan fırtınalar. Ama bu da Atlantik okyanusunda görülüyordu bu tür fırtınalar. Şimdi Akdeniz'de de görülmeye başlandı ve hani belki bir zaman sonra Karadeniz'de de göreceğiz böyle fırtınaları. Hmm. Dediğim gibi görüldüğü alan genişliyor sadece fırtınanın temelinde yani bu yeni bir fizik oluyor, yeni bir meteoroloji oluyor değil. Bildiğimiz olaylar Sadece sıklığı, şiddeti ve görüldüğü alan genişliyor. Peki hocam eklemek istedikleriniz varsa hemen onları da almak isteriz. çünkü gerçekten e, vermiş olduğunuz bilgiler çok çok değerli, çok çok önemli. Hem bizler neler yapmalıyız ve neler beklemeliyiz, neler istemeliyiz ki bunlarla karşılaşmayalım? E, öncelikle bu konu bizim günlük konuşmalarımızda bir numara olmalı. Yani bir kez daha derneğe gidiyorum. Bugün emin olun insanlar dernede bir tek bu konuyu konuşuyorlar. Evet. E bu konuyu konuştukları zaman da e, iş dünyası dinliyor, politikacılar dinliyor bunu. Biz bunu 8. önemdeki konu olarak konuşacak olursak, iş dünyası da, politikacılar da sekizinci öneme koyuyorlar. Yani bunu günlük yaşamımızda devamlı üstünde durduğumuz, üstünde düşündüğümüz ve çalıştığımız bir konu haline getirmek zorundayız. Yoksa buna çözüm bulmamıza imkan yok. Peki hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Yine farklı konularda yine aynı sorunları gündeme getirmeye devam edeceğiz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.